Bunlar stratejik mamullerdir. Senin ambarların boş olursa yarın bir savaş olduğu zaman bütün milleti, hepimizi teslim alırlar. Aç eski asker savaşabilir mi? Tarıma gerçek değerini o verdi. 14 Nisan'da Hakk'a yürüyen Profesör Doktor Aydar Baş her fırsatta tarımın bir ülke için stratejik önemde olduğunu vurguladı. 2005 yılında dünyaya deklare etti. Milli ekonomi modelinde tarıma özel bir yer ayıran Haydar Baş, Türkiye'yi köy köy gezerek vatandaşlara Türkiye'yi bekleyen tehlikeleri anlattı. Tarım kesimi için, hayvancılık bölgelerimiz için oynanan bir oyun var. Bize Batı diyor ki, yani global sermaye sahibi diyor ki, siz diyor tarlanızı ekmeyeceksiniz, biçmeyeceksiniz. Efendim hayvanlarınızı yetiştirmeyeceksiniz. Dikkat edersek geçmişte Türkiye kendisine yeten, toprak ürünleriyle yeten 7 tane devletten, ülkeden bir tanesiydi. Şu anda tarım mamulleri de dahil olmak üzere, et mamulleri de dahil olmak üzere biz bütün bunları ithal etme durumuna geldik. Türkiye'nin 7'de 2'si satıldı, 7'de 1'i değil. Niçin satıldı? Sen toprağından verim alsan, her yıl kar etsen, arazini satar mısın? Deli misin? Bir akarın var elinde. Bu akarını hem de Müslüman olmayan, Türk olmayan bir insana satacaksın. Bunu yapar mısın? Yapmazsın. Ama eğer toprak senin sırtında bir yükse ve bu yükü de karlı bir fiyatla elinizden bir başkası alıyorsa elbette bunu satarsın. Türkiye şu anda bu ikinci dediğimiz kaderi yaşıyor. Önce tahdit kanunları çıktı. Bu kanunlar müvacihesinde çiftçinin eli toprağından çekildi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sadece toprakta terk edilmedi. Toprağa bağlı Türkiye'de sanayi vardı. Sanayi kapıları da kapandı. Binlerce, on binlerce şeker fabrikalarında çalışan işçilerimiz mağdur edildi. Aç asker savaşamaz sözleri hafızalara kazınan Profesör Doktor Haydar Baş, tarım sektörünü nasıl ayağa kaldıracaklarını da defalarca dile getirdi. Türk köylüsünü, Türk çiftçisini aradan çıkarmaya karar verilmiş. Şimdi yapılacak olan iş nedir biliyor musunuz? Çiftçi bir defa vazifesini hangi şartlarda yapar? İmkanları yerinde olduğu zaman yapar. Yani makinesine yakıtını hiç sıkılmadan elini cebine attığı zaman, parayı bulduğu zaman koyar. Cebinde para olursa tohumunu bulur, gübresini bulur, bağını bahçesini eker ve vazifesini yapmış olur. Çiftçinin vazifesi budur. Yetiştirmek, ürününü tarlada yetiştirmek. Devlete düşen vazifede o yetişen mamulü, sana ben çok teşekkür ederim, büyük bir zahmet çektin ama sonunda bu milleti besleyecek, karnını doyuracak mamulü yetiştirdin. Seni ben efendim plaketlerle, altın plaketlerle kutluyorum. Ve destek fonlarıyla beraber destekliyorum, kredi veriyorum, avans veriyorum demek suretiyle onun mamulünü elinden alacak, ona pazar bulacak. Daha vatandaş tohumunu tarlaya, bağını atmadan, anlatabildim mi? Bu olacak. Düşünmeyecek ki ben bunu yetiştirdiğim zaman 3'e mi satarım, 5'e mi satarım? Bu garantisi olması lazım. İşte devlet dediğimiz, sosyal devlet dediğimiz kurum budur. Vatandaşının ürünlerine pazar bulmaktır. Bunu bulacak. İşte avans dediğimiz, efendim faizsiz kredilerle yetiştirdiği ürüne pazar bulmak şartıyla kendi bulacak. Yani gidip de vatandaş yorulmayacak. Anlatabildim mi? Bu şekilde onun desteklenmesi lazım. Desteklenmediği müddetçe bizim tarım bölgemizdeki insanımızın, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin iki yakasının bir araya gelmesi mümkünattan değildir. Bunu böyle bilelim.